Merhaba Ulaş gibi mertliğin adını bugün de yaşatanlar. Merhaba halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 19 Şubat Pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Bundan 52 yıl önce Türkiye devriminin önderlerinden Ulaş Bardakçı Arnavutköy'de katledildi. Günün haberlerine onun anısı önünde saygıyla eğilerek başlamak istiyoruz. Öncelikle ülkemizden haberlerle başlıyoruz. S, R, Y tiplerine karşı direniş, kan, can bedeli devam ediyor. Sezgin Zengin ve Bakican Işık 98. gününe girerken, ölüm orucu direnişinde ise Nurettin Kaya 123 gündür kuyu tipi hapishanelere karşı direniyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda birçok kuruma baskın yapılmış ve bu baskınlar sonucu 53 kişi tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise grup yorum emekçileri Bergün Varan ve Dilan Poyraz tutuklamalara karşı video çektiği için tutuklandı. Ayrıca Aysu Baykal, Can Kaba, Eda Kaya, Seda Kaya, Sümeyye Aydoğan ve Halil Yakup da tutuklandı. Halk Hukuk Bürosu ağır sağlık sorunları bulunan müvekkilimiz Aysu Baykal gözaltında yerlerde sürüklenip tekmelenerek üzerine çay dökülüp yanar vaziyette sigara izmariti atılarak ağır işkencelere maruz bırakılarak bu hale getirilmiştir diyerek Aysu Baykal'ın fotoğraflarını paylaştı. Uluslararası hukuk camiası 8 Şubat'ta yayınladığı bir bildiriyle AKP'nin Halk Hukuk Bürosu'na yaptığı baskını ve ÇHD üyelerinin tutuklanmasını kınadı. 14 Uluslararası Avukat ve Yasal Haklar Gözlemcisi Örgütü avukatların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu. İşçilere konuşmayın tehdidi. Geçtiğimiz günlerde 9 işçinin katledildiği İliç Madeni'ni işleten Anagold'un ortaklarından olan SSR Madencilik çalışanlara gönderdiği e-postada meslektaşlarımızı önemsemek adına e-posta veya kısa mesaj yoluyla spekülasyon yaymaktan kaçının ve şirket dışında bilgi veya video dağıtmayın dedi. Evet sevgili Umut izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. İsrailli yargıcının yüzüne tokat gibi gerçekler vuruldu. Berlin'de bir sempozyuma katılan İsrail Yüksek Mahkeme Yargıcına gerçekler haykırıldı. Eylemciler, yazıklar olsun sana. Bir kadın, bir anne ve hakim olarak utanmadan Gazze'deki soykırım yapıp burada insan haklarından bahsediyorsunuz dedi. Almanya Anayasayı Koruma Örgütü'nden itirafçılık dayatması. Tolga Bülbül, Almanya'da siyasi iltica hakkını kazanmış ve siyasi ilticacı pasaportu olan bir kişi. Tolga Bülbül adlı kişiyi Anayasa Koruma Örgütü taciz ediyor ve işbirlikçilik dayatıyor. Tolga Bülbül'ün açıklamasında kendileriyle konuşmak istemediğimde ise bana ve aileme maddi olarak yardımcı olacaklarını, bunun karşılığında ise benim de onlara yardımcı olmamı istediler. Yani bana itirafçılık, işbirlikçilik teklif ettiler, dayattılar dedi. Açıklamanın tamamını Umut TV'nin Twitter adresinden bulabilirsiniz. Faşist 129 yasaların kaldırılması ve 3 demir susan özgürlüğü için süresiz açlık grevinde olan Lena İlhan'ı Açıkgöz bugün 224. gününde. Ayrıca emperyalizm mahkemelerinde yargılanan 3 demir susan 21 Şubat günü mahkemesi var. Bizler de buradan Umut TV emekçi olarak tüm halkımızı mahkemeye çağırıyoruz. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.